Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan önce atom modelleri ve atom yapısından bahsetmiştik. Şimdi ise C periyodik sistem diyoruz. Dersimiz kimya olunca işimiz nedir? Elementlerdir, değil mi? İşte elementlerin periyodik sistemde nasıl konumlandığını, özelliklerin neler olduğunu çok çok iyi bilmemiz lazım ki sağlam bir kimya temeli atalım. Yani burada işleyeceğimiz kısımlar aynı zamanda kimyanın en temel konuları ve AYT'mizin temeli olacak. Tamam mı? Öncelikle periyodik sistem üzerine yapılan çalışmalar nelerdir onlara bir bakalım. Sonra sırayla elektron katman dizilimi, periyot bulma, grup bulma diye gidelim. Tamam mı? 1. Dimitri Mendeleyev. Mendeleyev dediğimiz kişi 1869 yılında bilinen 63 elementten benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olanlara alt alta gelecek şekilde bir tablo oluşturmuştur. Yani ilk periyodik tabloyu bulan kişi Dimitri Mendeleyev'dir. Mendeleyev'in periyodik sisteminde bir satırda 8 tane element bulunuyor. O tarihe kadar keşfedilmemiş elementler için tabloda Dimitri Mendeleyev boş yerler bırakmıştır ki bu da Mendeleyev için çok önemli bir noktadır. Henüz keşfedilmeyen bu elementlerin atom kütlelerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine tahmin etmiştir Mendeleyev. Mendeleyev evet bizim için çok önemli ve en önemli kılan kısım işte henüz keşfedilmemişler için de boş yer bırakması. Yani öngörülü olmak. Öngörülü olduğu zaman bir insan çok değerli oluyor. Yoksa aynı zamanda Mendeleyev ile aynı zamanda yaşayan başka bir bilim insanı var. O da periyodik sistemi buluyor. Örneğin Lothar Meyer. Meyer de periyodik sistem buluyor ama onun adını duymuyoruz veya biz burada size bunu anlatmıyoruz. Niye? Çünkü Mendeleyev kadar öngörülü olamamış. Peki Mendeleyev'in söyledikleri tamamen doğru mu? Onun üzerine sürekli geliştirerek mi gitmişiz? Tabii ki eksiklikleri vardı. Daha çok eski yıllar, yeni yeni kimyaya geçtik zaten. Mendeleyev'in en önemli hatası atomları kütlelerine göre sıralaması. Normalde biz atomları proton sayısı dediğimiz bir diğer ifadeyle atom numaralarına göre sıralıyoruz. İşte en büyük hatası buydu Mendeleyev'in. Henüz keşfedilemediği için periyodik tabloda soy gazlar için de Mendeleyev yer vermemiştir. Gelen bir diğer bilim insanı Henri Moseley'e. Henri Moseley de X ışınlarıyla yaptığı çalışmalar sayesinde her bir atomun atom numarasını hesaplıyor. Böylelikle periyodik sistemin kütle numarasına göre değil atom numarasına göre sıralanması gerektiğini söylüyor. Yani şu an günümüzde kullanılan periyodik sistemi elementleri atom numarasına göre sıralama mantığını ve taktiğini kim açığa çıkarmış? Henri Moseley çıkarmış. Moseley zaten İngiliz bir bilim insanı. 1915'li yıllarda Çanakkale Savaşı'nda bize karşı savaşırken bizim bir tane Türk subayı kafasından headshot çekiyor ve Henri Moseley'i Hakk'ın rahmetine kavuşturuyor. Yani 27-28 yaşlarında Henri Moseley ölmüştür. O da bizim Çanakkale Savaşı'nda bir Türk subayının vurmasıyla ölüyor. Böyle de bir ek bir bilgi vereyim. Şu an periyodik sistemdeki sıralamayı bulan kişi de Henri Moseley'miş. Burada şuna dikkat çekebiliriz. Mevzu ülkense bilim her şeyi bir kenara bırakıyorsun. Bu da çok önemli bir nokta. Mevzu ülke olduğu zaman biz her şeyimizi bir kenara bırakabiliriz. Yani sadece biz değil tüm insanlar gördüğünüz gibi bunu yapıyor. Moseley'in periyodik sisteminde Green-Swedenborg tarafından iki satır eklenmiş ve şu anki günümüzdeki modern periyodik sistem oluşmuş. Şimdi size 3 tane isimden bahsettim. 1. Mendeleyev, 2. Moseley, 3. Green-Swedenborg. Bunun haricinde hocam periyodik sistem için başka çalışan kişiler olmamış mı? Var tabii ki. Tabii ki var. Döberainer var. Döşante Kurtağı var. Az önce bahsettim. Lothar Meyer var. Bunlar da periyodik sistemler üzerine bahsetmiş. Ama müfredatta hani bu 3 ismi bilsen yeter diyor sana. Diğerlerini bilmesen de olur. Hani diğerleriyle alakalı kitaplarda soru görürsen ya bunlar nereden çıktı diye şaşırma. Müfredatta yok. Ben oralara değinmiyorum. Tamam, biz bu kadarını bilsek yeterli. Gelelim şimdi bunlarla alakalı sorulara. Diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri Mendeleyev'in periyodik sistemindeki hatalardandır? Elementleri artan kütlelerine göre sıralaması. Evet, bu bir hata. Çünkü günümüzde artan kütlelerine göre değil, proton sayılarına göre sıralıyoruz. Soy gazlara yer vermemiş olmaması. Aynen, çünkü henüz soy gazlar keşfedilmemişti. Bu yüzden buraya da yer vermedi. Bu da bir hata. Henüz keşfedilmemiş elementler için tabloda boşluk bırakması. Hayır, bu hata değil. Çünkü adam öngörülüydü. 1 ve 2
hata diyoruz. Diğeri de değil, cevabımız C seçeneğidir. Sağ tarafa gel. 36. soru. Yukarıda verilen bilim insanlarından hangileri periyodik sistemin geliştirilmesine katkı sunmuştur diyor. Glenn Seaborg ne yaptı? İki satır ekledi. Henry Moseley atom numaralarını buldu. Mendeleyev zaten periyodik sistemin temellerini attı. Üçü de katkısı bulunmuştur diyoruz. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Evet, tarihsel gelişim bu şekildeydi. Dedim ki farklı isimler de var. O farklı isimlerden biz sorumlu değiliz. Bunları temel hatları bilsek yeterli gençler. Gelelim modern periyodik sisteme. Nedir bu modern periyodik sistem? Öncelikle şeklini göstereyim. Modern periyodik sistem şöyle bir şey. Tamam mı? Şimdi bunu anlamlarını sırayla gidelim. Bak şimdi. Günümüze kadar keşfedilmiş elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırıldığı sisteme biz periyodik sistem ya da periyodik tablo diyoruz. Tamam mı? Elementler atom numaranın artışına göre sıralanmıştır. Kim bulmuştu? Henry Moseley bulmuştu. Benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösteren elementler alt alta gelecek şekilde sıralanmıştır. Yani benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösteriyorsa ne yapıyormuş bunlar? Alt alta geliyormuş. Yani yan yana gelenler benzer fiziksel ve kimyasal özellikler göstermiyor. Alt alta gelenler gösteriyor. Bu da yine bizim için önemli bir nokta. Şimdi periyodik sistemde iki tane terim var. Bunlarla çok karşılaşacaksın ve duyacaksın. Birisi periyot, diğeri ise grup. Periyot nedir, grup nedir? Onlara da hadi bakalım. Elementlerin yerleştiği yatay sıralara periyot deniyor. Yani şu yatay sıralar. Şuralar var ya, şu yatay sıralar. Bunlar bizim için periyot. Dikey sütunlara ise, yani şunlarsa grup diye adlandırılıyor. Tamam mı? Bir periyodik sistemde toplam 7 tane periyot vardır. Yani 7 tane yatay sıra vardır. Sayalım. Bak. Birinci periyot yukarıdan aşağı doğru gider. İkinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot, altıncı periyot, yedinci periyot. Hocam şunlar da var. Bunlarla birlikte sekizinci periyot, dokuzuncu periyot değil mi? Hayır arkadaşlar, bakın bunlar periyot değil. Şu görmüş olduğun kısım şuradan çıkartılmış. Yani periyodik tablo biraz daha yakışıklı olsun diye aşağı alınmış. Bak fark ettiysen şurası 56'dan 72'ye geçiyor. Tamam mı? 56'dan 72'ye geçmesinin nedeni şu araya çıkarmışlar. 57, 58, 59 diye gidiyor bak. Şurası ise buraya aktarılmış. Yani şu gördüğün aslında 7. periyot elementleri. Burası ise 6. periyot elementleri. Buradan sizi düşürmeye çalışırlar. Bizim için önemli. Bu yüzden 7. ve 6. periyottaki element sayısı diğerlerine göre çok çok daha fazla diyoruz. Tamam mı? Buraya da bir yıldız koyalım. Devam edelim. Periyodik sistemin altında 14 elementten oluşan 2 periyot var. Bunların diğer özel adı da lantenit ve aktinitler. Lantenit ve aktinit denmesinin nedeni ise ilk elementi lantenit. Bu yüzden lantenit denmiş. İlk başlayan element aktinit. Aktinit olduğunda aktinit deniyor. Yani lantenit ve aktinitler. Lantenitler 6. periyotmuş. Aktinitler ise 7. periyotmuş. Bunları da biliyormuşuz. Tamam mı? Gelelim gruba. Periyodik sistemde dikey sütunlara grup denir demiştik. Aynı grupta yer alan elementlerin genelde kimyasal özellikler birbirine benzer. Bak genelde diyoruz, her zaman değil. Kimyada böyle kesinlik ifadesi çok kullanılan bir şey değil. Çünkü değişiyor. 8 tane A grubu, 10 tane de B grubu olmak üzere toplam 18 tane grubumuz var. Biz grupları iki şekilde isimlendiriyoruz. Bir yaygın adlandırma dediğimiz A ve B grupları, bir de UPAC, Uluslararası Kimya Birliği'nin adlandırması var. O da 1'den 18'e kadar gruplandırılıyor. Bu da sorularda geliyor, karıştırılıyor. Bazen hocam 13. grup 3A grubu mudur diyor. 13. grup dediği zaman 1'den 18'e kadar sayılarla alakalı bir grup veriyor sana, UPAC'a göre adlandırmadır. Tamam mı? UPAC'a göre adlandırmaya bak şimdi. 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4. grup, 5. grup, nokta nokta nokta, 18. grup diye gider. Yaygın adlandırmaya göre ise şuradan başlar, 1A deriz, 2A deriz. Sonra şu ortayı es geçeriz. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A grubu deriz. Tamam mı? Bu da yaygın adlandırmaya göre. Bak 1. grup 1A, 2. grup 2A, 13. grup 3A. Yani 3. grup 3A değil. Tamam mı? Burası önemli bir nokta. Göstereyim. 1A, şöyle diyelim hatta. 1, 1A, 2, 2A, 3. grup,
Üçüncü grup dediğimiz zaman B'ye geliyor, tamam mı? Bak. B. B grupları 3B'den başlıyor. 1B'den başlamıyor. 3B. Yani A'ya nereden devam ediyoruz? A'ya tekrar 13'ten devam ediyoruz. 3A'mız 13. grup aslında. Yupağa göre 13. grup. Yaygına göre 3A grubu. 14. grup 4B grubu. İşte 15'in 5'i, 16'nın 6'sı, 17'nin 7'si, 18'in 8'i diyoruz. B gruplarına bak şimdi. B gruplarını özelde bir daha inceleyelim. B gruplarımızsa 3B'den başlıyor. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B diyoruz. 3 tane 8B'miz var. 8B, 8B, 8B. Tamam mı? Sonra 1B, 2B diyoruz ve böylelikle 10 tane B grubumuz oluşuyor. Tamam. Gruplandırmalarımız da bu şekildeydi. Her bu grubun kendine özel isimleri var. Bazen size bunları da sorularda sorarlar. Bunları da bilmekte fayda var. Karşınıza gelir. Yani mutlaka bilmemiz gerekiyor mu hocam dersen, evet mutlaka bilmen gerekiyor. Nedir bunlar? İşte bir A grubuna alkali metaller bulunduğundan dolayı alkali metaller grubu da denir. 2A grubu toprak alkali metaller grubu olarak da adlandırılıyor. 3A grubu toprak metalleri, 4A grubu karbon grubu, 5A grubu azot grubu ya da nitrojen grubu baştaki elementi alıyor. 6A grubu oksijen ya da kalkojen grubu olarak geçiyor. 7A halojenler, 8A ise soygazlar olarak geçiyor. Hatta şu 5A ile alakalı bir tane de ekstra bilgi vereyim. Pinitojenler olarak da geçer. Tamam mı? Çok sık duymazsınız ama ekstradan bir bilgi olarak vermiş olayım. B grubu elementlerinin tamamı metaldir. B grubu elementlerine bu yüzden geçiş metalleri deniyor. Geçiş metalleri dediğinde B grubu elementleri anlayacaksın. Burayı unutma. A grubuna baş grup, B grubuna B grubu elementleri ise yan grup elementleri de denebilir. Bu ifadeler sorularda sana sorulur. Bu yüzden hepsini bilmen gerekiyor. Alkali metaller dediğimde 1A'yı, halojenler dediğimde 7A'yı, soygazlar dediğimde ise 8A'yı hemen hatırlıyormuşsun. Soygazların bir diğer ismi ise asal gazlar. Asal gazlar dediğinde de asal gaz yine 8A grubu aklına gelecek. Tamam mı? Gruplarımız, periyotlarımız bu şekildeydi. Şimdi bakıyorum bir 12 dakika olmuş. Tamam mı? Bence dersi burada bir bitirelim. Sonra katman dizilimlerine geçelim. Normalde tek videoda ikisini anlatırım diye düşünüyordum da tek videoda anlatırsam az soru çözerim. O yüzden iki video yapalım gelin bunu. Tamam mı? Bu dersi burada bitirelim. Yani genel hatlarıyla bu periyodik sistem hakkında bilgi veren bir ders olmuş olsun. Şimdi ise bir diğer videodaysa elektron katman dizilimleri diyelim ve periyodik tabloda grup bulma, yer bulma bunlara bakalım. Bence iki video yapalım. Videomuz uzun olmasın. İki video olmasından dolayı dersi burada kesiyorum. Diğer videoda grup nasıl bulunur, periyot nasıl bulunur, katman dizilim nedir bunlara bakacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.